Bizim nişanlık sürecimizde bir sıkıntı yaşadık eşimle. Ne oldu, hayırdır? Nişan attık. Kim attı? Ben. İkimiz de aslında. Hay yani Allah. Şöyle bir damatlık meselesi olmuştu. İşte bizde nişanda ya da düğünde damatlık alınır. Bu da bir adet aslında. Evet. Onlar da her ikisinde de alınırmış. Eşimle biz böyle bir inatlaştık kendi aramızda. Nasıl? İşte alacaksınız, almayacağız, alacaksınız, almayacağız falan böyle. Hani şimdiki aklım olsa tabii ki de yani bir damatlık. Onlar da al demezdi herhalde. Yani. Niye ısrar edilir ki mesela? Evet. İnat yani. Evet. İnatlık oldu. Sonra işte almayınca biz tartıştık. Ha. Sonra işte annemle tartıştı, ben annesiyle tartıştım derken böyle bir bitti, bohçalar gitti geldi bir falan. Bir modelli. Evet bayağı modelli, bayağı ayrıldık. Onlar ne kadar ayrı kaldın? Bir ay kadar ayrı kalabildik. Sonra barıştık tekrardan. Ay bayağı nasıl barıştık? Sonra aşama? Aycan nasıl barıştık? Nişan elbisemi onlar mı aldı? Almadık efendim. Nişan elbisesini onlar mı almıştı? Nişan elbisemi onlar aldı, evet. Biz daha da söyledik. Biz de ona damat yani nişan kıyafeti almıştık. Ya nişanda ya düğünde. Evet. Nasıl barıştın Aycan? Nasıl barıştık aslanım? İlk adımı ben attım. İlk adımı ben attım yani. Zaten böyle hani o benim yeğenlerimle, kuzenlerimle konuşuyordu işte. Ben de dedim ki demek ki var bir şeyler. Hadi adım atayım bari dedim. Attım. Öyle konuşurken ben Rüdeburgaz'a gitmiştim. O da Osmancı'ya gitmişti memleketine. Çorum'a yani. Oradan geldik, buluştuk, oturduk, konuştuk. Dedik yani olmuyor böyle, barışalım. Barıştık, hı hı. Aileleri bir araya getirdik falan derken. Yeniden bir arada yeniden bir araya geldik. İyi ki de olmuş. Evet, iyi ki de olmuş. Peki, düğünde bu fotoğrafların nerede çekildi? Fatih'te bir yerde, bir stüdyo gibi stüdyo. Bir yer. Evet, evet. Çok şık çekmişler gerçekten. Evet. Burada da duvarda da var zaten fotoğraflar. Çok şık duruyor evet. Şey. Gelinlik kiralık mıydı? Peki, gelinlik kiralıktı Aslı Hanım. Nedir fiyatı? Normalde 4500 liraydı. Hı hı. Ama bana yanlış yazdığı için 3500 liraya kiraladım. Şanslı. O zamanın zamanına göre de çok iyi. Yani. Evet, çok iyi. Evet, çok iyi bir fiyat. Ben aynen. Direkt gördüm, dedim ki ben bu gelinliği kiralayacağım ya da alacağım. Bir de detaylı. Evet. Pandemiye evet. Denk geldiyse o zamanın da şanslı. Evet. Şey ifade. Evet. Gelinlik sana ait olan. Senin yani. Yok, benim değil. Kiralama. Kiralama. Sen mi? Kiralık gelinliği. Tamam. Ay, güzel gelinliği var ama. Evet, beğendim. Ne takmışlar acaba? Sorsak mı? Ne taktılar? Eşimin annesi, babası. 4 bilezik taktılar. Bir tura taktılar. İşte bir de beşi bir yerde altın vardı böyle. Hı-hı. Dizeliydi böyle. Hı-hı. Onu taktılar, o kadar. Senin ailen? Benim ailemde bir bileklik taktılar. Bir de şöyle kelepçe taktılar. Yani bunları taktılar. Hı-hı. Güzel. İyi günlerde kullan. Balayına gittiniz mi? Balayına gittik. Yine bir şey pandemiydi. O yüzden çok biz şey yapamadık tadı ama olmadı, yine de gittik. Olmadı. Evet, Kapadokya'ya gittik. O da güzeldi. Aslında bu arada sormuştunuz bir adetiniz var mı sizin eşinizin? Eşimin tarafında bir adet varmış. Ben görünce bir şok olmuştum. Düğünün ortasında oynarken çıkarttı ayakkabısını, böyle yere vurmaya başladı. Ayakkabıyı? Evet. Neden? Çok ilginç. Enes ne yapıyorsun dedi. Yani o da dedi ki işte erkeğin sözü geçermiş. Vay böyle nereye oldu. Vurdu kadını o ayakkabıyı? Nereye vurdu yere. Enes? Ama yere çok böyle saçma aslanım. Geçiyor yani mu? Yani ne alaka erkeğin sözü? Geçmiyor ama. En son sözü? Kadınlar söyler. Yani tamam, o zaman gerçek değilmiş demek. Tabii. Evet. Yani. En son sözü erkek söyler, o da peki karıcım olur değil mi? Yani. Bence de. Öyle olması gerekiyor. Çok güzel. Yani öyle bir adetleri varmış ama tabii ki de öyle olmuyor. Ha. Adet yerini bulsun diye yaptı sanırım. Adet yerini bulmuyor. Şey, bu emzik takıyorlar, biberon onu, falan, onu da sünger. Yaptı arkadaşları. Aman. Bana ayva sıktılar. Ayva boğazımda kaldı hatta takı sırasında. Ayva yedin yani. Eyvah, ayvayı yedin mi demek istediler? Evet. Peki ayvayı yediğini düşündün mü ara ara? Bazen ben kısmen. Ben ne yaptım? Ah, o ayvayı gerçekten yedim. Nereye kısmen düştüm ama eşimi çok seviyorum. İyi ki onunla evlenmiş. Sevgi her şeyin üstesinde.
üstünden gelir diyorsunuz. Kesinlikle.